Bismillahirrahmanirrahim. O zaman seninle bir girizgah yapalım. Yapalım inşallah. İstanbul'umuzun en uhrevi beldesi olarak bilinen Eyüp Sultan ve Eyüp Sultan'ın tam da orta yerinde bulunan Eyüp Sultan Camii'sinin cemaatinin çok olmasının sebebi nedir? Bir cümleyle açıkla. Mübarek o ferasetli diyor zatenlerinizi. Ben bir cümleyle ancak anlatabilirim. Sen bir cümle söyle, ben gerisini getiririm. Uzatma. İşte efendim, en büyük mesele buradaki olanların, başta Eyüp Sultan Hazretlerimizin hay halleri bizi ilgilendiriyor. Hay olmaları. Hay yani, ne demek? Bu gençler anlamıyor hayı. Evet. Gençlere biraz bahsediyorduk. Yeniden aslında anlıyorlar da senin anlaman için söylüyorum ben. Ah ne kadar. Sizdeki bu feraset hayran kalıyorum zaten. Hay ne demek hay? Benim cehaletim. Hay Allah. Hu ha. Allah diye zikir çekiyorlar ya. Esmalardan biri. Ama diri, diri, diri demek. Hayat sahibi, hay. Evet. İşte bunlar o kadar güzel bir hayat sahibi olmuşlar ki, bu sultanın etrafında da bizlere bugün o güzelliklerini terennüm ettirecek de şekilde, ruhaniyetlerinden bizi nasipler kılacak şekillerde, bizleri de burada istihdam ettiriyorlar. Yani biz buraya kendimizden gelmedik bugün. Bir manevi davetle Eyüp Sultan Hazretleri'nin bir mana haliyle bizi burada toplatıyor. Tabii bizler şundan burada zatenlerimizde tabii bu işin önündeki gösteriliyor ama esas buradaki manaya da davette biz kendimizi bulacağız inşallah. Yani burada uzun zamandan beri gönlümüzdeki bir manevi halin anahtarları verecek size. Yani tekkenin en büyük hususiyetleri odur. Burada konuşurken Dursun Bey konuşur ama o konuşması içerisinde sizin de çözemediğiniz bir konudaki bir anahtar kelime veya bir olay size manevi noktada mesaj gelir şimdi. Ona göre ben nokta bıraktım. Ne güzel, teşekkür ederim. Bizde meclis geleneği vardır. Eyvallah. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asıl başkanı seçilene kadar milletvekilleri içinde en yaşlı kim ise o meclis başkanlığı yapar. Onun için sözü önce sana veriyorum. Sen teşekkür ederim. Yaşlı bir gençsin. Ay ne kadar güzel ifade ettiniz. Yani. Onun için sözü sana verdim. Böyle bu güzellikleri ben sizden duyuyorum. Efendim, eyvallah, teşekkür ederim. Doğru söylediniz. İsimlerden olduğumuz için her ikimiz de birbirimizin dilinden anlıyoruz. Eyvallah. Tabii Hazreti Ali Efendimizin benim çok hoşuma giden şöyle bir sözü var. Buyuruyor ki, tatlı su başı kalabalık olur. Bunun ne manaya geldiğini izaha gerek yok. Herkes bilir. Hani insanlar gezmeye gider, dağa, bağ, pikniğe, öyle diyorlar şimdi. Ya bir su başında ya bir ağacın altında efendim toplanırlar. Zaten ecdadımız yol üzerlerinde genellikle çeşmelerin başına çınar ağacı veya selvi dikmişlerdir. Eyvallah. Gelen geçenler rahat etsin, istirahatlarını güzel yapsınlar diye. Dolayısıyla yenilen, içilen, su içilen o güzel tarihi çeşmelerin başı kalabalık olur. Bu birinci manası. İkinci ve önemli manası bizi kastediyor, insanları kastediyor. Yani büyük insanların ziyaretçisi çok olur demektir. Biz buraya Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi huzurunda huzur bulmak için geliyoruz. Eyvallah. Bu. Efendim işte Süleymaniye Camii'ne gidince Kanuni'nin ve Ebu Suud Efendi'nin maneviyatıyla tanışmak, onların oralarda bıraktığı eserleri seyretmek ve bu seyir esnasında deruni ve manevi bir zevk almak için oraya gidiyoruz. Fatih Camii'ne gittiğimizde de Hazreti Fatih'in ruhaniyetinden istimdat etmek üzere ve önündeki hazirede yatan büyük alimlerin maneviyatıyla tanışmak, hayatları hakkında bilgi edinmek için oralara gidiyoruz. Bu daireyi daha istediğimiz kadar genişletebiliriz. Demek ki bu manaya geliyor. Tatlı su başı kalabalık olur. Hakikaten öyledir. Tarihten günümüze kadar bakıyoruz. Büyük insanlar öldükten sonra da yaşıyorlar. Aman hocam nasıl cümle kullandın? İnsan öldükten sonra yaşar mı? Yaşar. Nasıl yaşar? Eserleriyle yaşar. Şu binaları bize kazandıran, şu camileri, şu külliyeleri, şu çeşmeleri, şu sebilleri, şu imarethaneleri, şu hastaneleri bize kazandıran, yapan ve bize emanet bırakan o mübarek insanların
ölümlerinden sonra yüzyıllar geçtiği halde 200, 300, 500, 750 hala onların eserlerinden istifade ettiğimize göre ve bu istifade etme işi kıyamete kadar devam edeceğine göre bu insanlar demek ki ölmemişler. Eyvallah. Zaten İslam'da ölmek yoktur, tebdili mekan vardır. Mekan değiştirmek vardır. Odadan odaya, bahçeden bahçeye taşınmak vardır. Buna tebdil-i mekan diyoruz. Tebdil ne demek? Değişmek. Eskiden padişahlar halkın arasına karışıp onların dertlerini dinlemek için tebdil-i kıyafet ederlermiş. Kıyafetlerini değiştirirler ki padişah olduğu tanınmasın. Halktan biri gibi halkın arasında dolaşırlar, dertlerini dinlerlermiş. Eğer padişah olarak dolaşsaydı halk rahat konuşamayacaktı, belki yanına yaklaşamayacaktı. Ama tebdili kıyafet ettiği için efendim insanlar rahatça isteklerini söyleyebiliyorlardı. Şimdi iki mekan var. Biri dünya dediğimiz yaşadığımız mekan, biri de ebediyen yaşayacağımız ahiret denilen mekan. Dünyadaki mekan 3 günlük bir kervansaray hayatı. İnsan misafirliğe gidince genelde 3 gün oturur. Canım 30 gün oturan vardır. 1 gün oturan vardır, 1 saatte oturan vardır. Onlar ayrı. Ama öteden beri bir gelenektir. Misafirlik 3 gündür denilir bize. Değil evet. mi efendim? Ha, dünya hayatında da misafirlik 3 gündür. Hepimiz bu dünyada 3 günlük misafir hayatı yaşıyoruz. Mihmandar kim? Ev sahibimiz var. Ev sahibimiz Allah. Bindik mi bu gemiye, dünya denilen ve uzay boşluğunda daima hareket eden bu gemiye bindik mi? Bindik. Bu geminin bir kaptanı olduğuna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Allah'tır o kaptan. Öyleyse gemide yolculuğumuzu rahat yapalım. Telaşa kapılmayalım. Çünkü kaptan güzel kullanıyor gemiyi. Ha, arada bir rüzgar fazla esince hafif böyle yalpalar ama hiçbir şey olmaz. Olmaz. O dünya hayatı öyle. Hep düz gitmez. Bazen de böyle yokuş oluyor. Ama neticede gider. Efendim. Ama öbür tarafta yokuş yok. Orada hep düz. Orada rahat etmek için 3 günlük misafirliği iyi geçirmemiz lazım. Ne demek 3 günlük misafirliği geçirmek? Misafirhane sahibinin işine karışmayacağız. Eyvallah. Dediğini yapacağız. Karışmaya hakkımız yok. Karışsak da bir şey anlamayız zaten. Allah'a inanmak da öyledir. Allah'ın zatını düşünmeyin diyor İslam alimleri. Zatını, varlığını düşünmeyin. Ya Allah nasıl? Haşa, eli, ayağı, şekli. Böyle şeyleri katiyen düşünmeyin. Neden? Çünkü idraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o sıkleti çekmez diyor Ziya Paşa. İnsan aklı Allah'ın varlığını anlayacak kadar kuvvetli ve geniş kapsamlı değildir. E peki hocam varlığına nasıl inanacağız? Eserleriyle inanacağız. Güneş tam tepedeyken, yok tam tepeye gelmesine de gerek yok. Güneşe bak bakalım, asıl varlığını görebilecek misin? O kadar ışık kuvvetli ki, güneşin ışığı o kadar kuvvetli ki baktın mı gözüne ok atıyor. Zatını göremiyorsun güneşin, asıl varlığını. E nasıl biliyoruz güneşi? Ona gerek var mı canım? İşte ışığıyla biliyoruz, ısısıyla biliyoruz. Kaç bin kilometre, kaç milyon kilometreden uzaklıktan geliyor. Şu camdan içeri giriyor ışık, biz burada ısınıyoruz. Ne muazzam makine bu ya. Değil mi? Ha, yani güneşi de, ayı da ışığıyla, ısısıyla, yani eserleriyle biliyoruz. Zatını çözemiyoruz. İnsan aklı mahdut, her şeyi bilmez. Abi ilim çok ilerledi, teknik çok ilerledi. Bize öyle görünüyor. Bize öyle görünüyor. Kat üstünde kat var. Yıldız üstünde yıldız var. Gezegen üstünde gezegen var. 18 bin alem deniliyor değil mi? 18 alem değil arkadaşlar. 18 bin alem. Alem içinde alem. Çünkü alemi yaratan bir alim var.
Ne demek alim? Her şeyi bilen. O da ancak Cenab-ı Hak'tır. Böyle inanırsak geminin kaptanına, gemide rahat ederiz. Ama tevekkül etmeyen adam gemide rahat edemez. Un çuvalını sırtına yüklemiş bir adam gemiye binmiş. Kan ter içinde. Un ağırdır ha. Evet. Sırtında un çuvalı, gemide ayakta gidiyor. Yanındaki arkadaşı demiş ki, hemşerim şu çuvalı aşağı indir, üstüne de otur demiş. Öyle yapmış o adam. Hay Allah razı olsun demiş sana. Niye düşünmedin şimdiye kadar? İşte dünya işlerini de ayağının altına al, üzerine otur, rahat git. Onu yapacağım, buna yetişeceğim. Şunu çözeceğim. Dünya işleri bitmez ki. Çocuğu evlendireceğim, kızı gelin edeceğim, taksitleri ödeyeceğim, Mercedes alacağım. AVM'lere her gün gideceğim. Efendim, üçüncü ligdeki futbolcuların isimlerini ezberleyeceğim. Hangi birini yapacaksın ya? Hayat geldi geçiyor. Ondan sonra böyle güzel mekanlara, sohbetlere, ilme, irfana vakit kalmıyor. Halbuki bu işleri burada yapacağız. Oraya geçince ne diyecekler bize? Bade harabül Basra. Basra yıkıldıktan sonra ne yapayım? Basra yıkılmadan işimizi bitirmeye çalışalım. O da işte böyle mekanlarda olur. Bundan dolayı tatlı suların başı kalabalık olur. Şu mübarek zat buraya geleli, Eyüp Sultan Hazretleri burada şehit düşeli kaç yüz sene oldu bakınız. Hala bu çeşmeden su içmeye insanlar koşuyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Sünnet olacak çocuklar, evlenecek gençler, başka maksatlarla ziyarete gelenlerle dolup taşıyor. Ve İstanbul'da böyle çok mekan var. Akla hayale gelmeyen, hiç kimsenin bilmediği mekanlar vardı. Geçen hafta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ne gitmiştim diye sorsam, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi nerede diye sorsam, Şakir biliyor musun? Evet efendim. Nerede? Beyazıt. Beyazıt'ta. Çemberli taşla Beyazıt'ın kesiştiği yerde. Şimdi orada ne yazıyor kapıda? İstanbul Fetih Cemiyeti. Evet. Yahya Kemal Müzesi. Bizim nesil orada yetişti. 70'li yıllarda, üniversite yılları. Orada her hafta iki gün, salı günü ve cuma günleri sohbetler olurdu. Salı günleri ve cuma günleri akşam saat 6'da. Böyle tarihi bina orası, tadına doyum olmaz. Ne büyük zatları dinledik orada. Faruk Kadir Timurtaş, Muharrem Ergen, Abdülkadir Karahan, Cemil Meriç, Necip Fazıl, Münevver Ayaşlı ve daha niceleri dinleye epey bir şey öğrendik. Kulaklarımızla öğrendik efendim. Geçen hafta yine oradaydım. Salı günleri oraya bir ekip geliyor, ihtiyar heyeti. Efendim, eski hatıralarını anlatıyorlar. O heyette bulunan ve şu anda yaşı 80'e merdiven dayayan bir doktorumuzla birlikte çıktık. Yürüyerek Sultanahmet Türbesi'ne doğru geliyoruz. Turgut abi dedim, burada bir tez veren dede türbesi var, hiç gördün mü bunu? Yok dedi. Aa. Şaşırdım. Gel öyleyse dedim. Asıl müzesinin orada diyor hocam. Gel öyleyse dedim. Bilmemekte de biraz haklılar diyeceğim ama pek de hak veremiyorum. Yani binanın altında kalmış. Evet. Ama önünde de yol var kardeşim. Hiç mi yoldan geçmedin? Çok geçmiştir de o yoldan. Fark etmemiştir. İstanbul'da zaten fark etmeden gezdiğimiz için farklı insan olamıyoruz. Sıradan insan oluyoruz. Halbuki farklı insan olmak lazım. Gel Turgut abi gidelim dedim. Zaten iki dakikalık yol. Yani Çemberli Taş'tan Abdülhamit Türbesi'nin önünden bir dar yol geçiyor, taksi yolu. O bina da
İstanbul Darülfünun'udur. Şimdi basın müzesi. Basın müzesi. Evet. Evet. O binanın altında tez veren dede türbesi. Baktık şöyle, gittik. Kapıda yazıyor. Ne yazıyor? Bu zat Nimel Ceyş'tendir diyor. Şimdi bunu da açıklamak lazım. Nimel Ceyş, değerli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u aldığı sırada İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ya Sur dışında şehit olan askerlere deniliyor. Şehit Fatih'in askerlerinden şehit olanlara Nimel Ceyş deniliyor. Nime Kur'an'da geçen bir kelimedir. Ne güzel demektir. Nimel Mevla demiyor muyuz? Ve Nimel Nasir. Ceyş ne? Bu da Arapça bir kelime. Asker demektir. Fetih hadisinde var ya, le tüftehannel konstantiniyetü fele nimel emiru emiruha ve le nimel ceyşü zelikel ceyş. Kapıda öyle yazıyor. Altında bir tarih var. 1953. Yani o levha 1953'te yazılmış. Niye 54'te değil de 58'de değil de 1953'te? İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümüydü. Öyle ya. 1453. 1953 500. 2023'teyiz şimdi. 570. Bak birkaç gün kaldı işte. İnşallah. 29 Mayıs. Bu vesileyle baharda geldiğine göre şair Nedim'in bahar geldi beyim evde durulmaz diye şiir söylediğine göre size tavsiyem İstanbul'u böyle geziniz. Tarihi eserlerini görerek, okuyarak, bilgi alarak, soru sorarak, rehberlerle, arkadaşlarla iki türlü menfaatiniz olur, iki türlü faydanız. Bir, bilgi sahibi olursunuz. İkincisi daha önemli, manevi dünyanızda kırmızı güller açar. Kırmızı güle öncelik verdim. Çünkü Efendimiz kırmızı gülü severmiş. Bütün güller güzeldir de. Gülü Muhammedi derler. Ben şahsen çok günahkar bir insan olmama rağmen böyle mekanlara gidince ferah feza makamından şarkı söylüyorum. Maşallah. Ferahlıyor işim yani ferah feza diye. Musiki ile iştigal edenler bilir makamların hangi manaya geldiğini. Değil mi? Evet. Ferah feza, dilkeş haveran makamında okunuyor sabah ezanları diyor. Dilkeş haveran. Musiki deyip geçmeyin. Yeah. Aa, iyi ki getirdin hocam dedi bana. Hiç görmemiştim. Doğru, daha bitmedi dedim. Şöyle iyice bak camdan dedim, ne göreceksin? Penceresi böyle, ufak bir penceresi var. Efendim, bir şey görmedim dedi. Aşk olsun hocam, nasıl görmedin? Bak, orada sandukanın yanında ibrik var dedim. Terlik demeyelim ona ya. Takunya. Nalin. Ha? Evet, öyle ifade eder. Efendim İstanbul halkı öyle inanırmış. Evet. Buradaki şehidimiz sabah namazları kartlar, abdestini alır, namazını kılar, geri yatır, türbesine girer. Onun için orada su bekletilir. Evet, maneviyat ehli öyle çok. Öyle inanıyor. Hoş bir halk inanışı. Güzel bir şey. Hayır, öyle olsun olmasın ayrı konu. Nimelce iştendir ve bu vesileyle bilmeyen kardeşlerimizin de bilmesi için söylüyorum. İstanbul'da 3 tez veren dede türbesi vardır. Gedikpaşa'da var. Yol ortasındadır. Asla kaldırılamamıştır. Evet. Teşebbüs edilmiştir ama mezarı kaldırılamamıştır. Kaldırtmadı. Kasımpaşa'da olması lazım. 3 tez veren dede. İsmi dikkatinizi çekiyor mu? Sıfat bu da. Evet. Tez veren. Vefat etmiş. Kimse için vermek diye bir şey var mı? Yok. Peki ne manaya geliyor bu? Allah'ım şurada yatan Nimel Ceyş'in yüzü suyu hürmetine benim şu isteğimi ver. Eyvallah. Veren Allah. Eyvallah. Dua böyle edilecek. Oradaki adamdan doğrudan istersen bu tehlikeli. Evet. Allah korusun. Şirke kadar gelir. Burada yanlışlıklar yapılıyor. Yapılıyor.
Yapılıyor işte. Eyüp Sultan'da. Evet. Allah'tan çok isteyeceksiniz. Çok evet. Ama o zat hemen perde çekiyor. O tabii. Halleri göremiyor. Evet. Nasipler olmuyor. Dünyaya ait işlerde öyle değil mi? Bir devlet dairesine gidiyorsunuz. Beni filan gönderdi diyorsunuz oradaki genel müdüre. Onun, o sizi gönderen filanın hatırı için işinizi kolay yapıyor. Evet. Dünya işleri böyle oluyor da ahiret işleri olmaz mı yahu? Tabii tabii. Şu zatın yüzü suyu hürmetine şu isteğimi ya Rabbi bahşet, lütfet. Veren Allah'tır, o vasıta. İşte bu zatların yani İstanbul'un fethi esnasında şehit düşen Evliyaullah'ın türbelerinde yapılan dualar çabuk kabul olduğu için adına tez veren denilmiştir. Tez vermeye vesile olan demektir. Vesile olan. Evet. Vesile olandır. Vesile olan. Ondan dolayı ismi tez veren türbesidir. Hiç evet. Bilmez çoğu insan. Evet. Tez veren türbesini ziyaret edenlerden hem de sık ziyaret edenlerden biri de büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'dır. Eyvallah. Evet. Şeyh Devati Türbesi Üsküdar'da da açıklayalım ki. Evet, hayır. Ziyaret etmek isteyenler olur. İnşallah. Üsküdar'da bağlar başına giderken Üsküdar'ın merkezinde yol üzerinde solda önünde haziresi olan bir cami ve caminin yanında Şeyh Devati Mustafa Efendi Türbesi. Devati divit kelimesinin çoğuludur. Evet. Divitçi başlığı bir maddi bir görevi var. Yani hattatlara evet. Kamış yapıyor. Tabii tabii. Yapıyor. Divit eskiden. Mavi tabii yeni nesiller bu divit, hokka, mürekkep bunlar unutuldu değil mi? Bizim çocukluğumuzda evet. Okullarda vardı bunlar. Mürekkep atırıp divite öyle yazardı. Evet. Hatta o mürekkeplerin de kutuları şeyi vardı böyle daire, yuvarlak. Evet. Böyle ters çevirildiğinde yine dökülmez dedik. Dökülmez. Mürekkep dökülmez dedik. Evet. Şaşırdık. Şimdi o zaman niye dökülmüyor? Geometrik orada bir şey var, bu durum var. Tabii tabii. Ne güzel. Onlar da bir güzellik daire şey ya. Eyvallah. Böyle diviti batıracaksın, yazacaksın, bitecek, bir daha batıracaksın, bir daha. Böyle böyle çiğitlerle kitap yazdı eskiler. Şimdi bilgisayarla bile bir şey yazdığımız yok. Ey Allah'ım, nereden nereye? Eyvallah. Sahabe var Sultanahmet'te. Hemen o soğuk çeşmeden camiye doğru gelirken Arabi sokak vardır. Orada bir sahabe var. Gidin görün bakayım. Geçen gittik. Bir arkadaş dedi ki, emekli öğretmen bir arkadaşım. Hocam dedi ya, beni bir gün Küçük Ayasofya Camii'ne götür. Ben nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Hem şaşırdım hem de memnun oldum. Öğretmen aydın insan demek ya. Yani İstanbul'da 40 sene otur, hiç Ayasofya'ya gitme. Çok insan bilmez Ayasofya'da iki Ayasofya, İstanbul'da iki Ayasofya olduğunu. Evet, ilk Ayasofya. Evet. Küçük Ayasofya. Mekan olarak küçük. Yoksa ikisini de yaptıran Bizans Kralı Justinian. Orijinal ismiyle Justinianos Büyük Ayasofya'yı Fatih Camii'ye çevirdi. Küçük Ayasofya'yı kilisesini kim camiye çevirdi mesela? İstanbul'daysan. Yoksa Trabzon'da var Ayasofya, İznik'te var, başka yerlerde de var. Mustafa Paşa çevirdi. Hangi Mustafa Paşa? İkinci Beyazıt döneminin paşalarından. Hemen türbesi yanında, solunda. O türbede ne yazılı biliyor musunuz? Saati vahidedir ömrü cihan, saati taate sarfıyla hemen. Ne güzel bir beyit bakınız. Saati vahidedir ömrü cihan, cihanın dünyanın ömrü bir saattir. Konuşmamızın başında dedik ya dünya hayatının kısa olduğunu söylüyor. Saati vahidedir ömrü cihan, saati taate sarfıyla hemen. Madem ki hayat bu kadar kısadır, o bir saatlik dünya hayatını ibadetle değerlendirerek ebedi et. O beyt yazılı orada, o türbede. Çok söyledim. Bir de Üsküdar'da bir camide yazılı bu türbe. Şadırvan'da, çeşmenin alnında yazılı. Hangi camide? Hangi camide diye bir sorun benim hakkım. Çok anlattım orayı. Üsküdar'da bu beyit hangi hanım sultan camisinde yazıyor?
şadırvanında abdest alınan yerde. Güllüş'e Metullah'tı hocam. Yaklaştın ama o Güllüş değil. Biraz daha yukarı çık. Gündoğan Bey, işte İstanbul gezilerinin ne kadar lüzumlu olduğu bu vesileyle anlaşılmıyor mu? Müşterisi de olur inşallah. Ha, müşteri bol. Gönül bak. İnşallah. Nerede hocam? Atik Valide'de değil mi? Aa, sen çok ileri gittin. Biraz daha aşağı in. İstanbul'un, Üsküdar'ın göbeğinde mi? Micimak mı kaldı hocam? He? Micimak kaldı. Yeni açıldı bir tane. Yeni açıldı. Külfem Hatun Camisi'nde. Bende. Ya. Yeni açıldı. Yeni açıldı. Restore edildi. Ha, yeni açıldı deyince ben yeni yapıldı anladım. Yeni yapıldı. Tabii. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne çıkarken ufak bir cami. Külfem Hatun Camisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın cariyesi. Gülfem Hatun Camisi'nin şadırvanında taşa işlenmiş, taşa monte edilmiş. Saati vahidedir ömrü cihan, saati taati sarfeyle hemen. Her gidişimde okurum onu da. Maşallah, ne güzel. Et tekraru ahsen velevkâne 180. Böyle siz de tekrar ede ede hafızanızda kalır. Hocam benim kafam almıyor. Hayır, kafana iftira etme. La edri ne demek çocuklar? Bilmiyorum. Arapçası, Türkçesi. Yani şairi bilinmeyen beyitlere böyle imza atılır. La edri. Söyleyeni, kaili bilinmiyor. Evet. Çok geçer bu. La edri. Edri bilmek, idrak etmek. Edri. Bak Arapça öğrenmenin lüzumu nasıl ortaya çıkıyor ya gençler. İki doğu dili, iki batı dili öğrenin Allah aşkına. Fazla gelirse bir tane. Bir Arapça, bir İngilizce. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca daha iyi. Değil mi? İki lisan, iki insan, üç lisan, üç insan, dört lisan, dört insan. Ama tabii önce anamızın dilini öğreneceğiz. Ana dilimiz. Ne demek ya? Biz ana dilimizi bilmiyor muyuz? Vallahi bilmiyoruz. Türkçeyi kötü konuşuyoruz. Babanınkine gerek yok. Yok. Çocuğu baba mı dünyaya getirdi hocam? Anne dünyaya getiriyor. Onun için Efendimiz diyor ki üç defa hem de kime itaat edeyim ya Resulallah? Annene. Kime itaat edeyim ya Resulallah? Annene. Kime itaat edeyim ya Resulallah? Annene. Kime itaat edeyim ya Resulallah? Babana diyor. Şu anaların ayaklarının altına cenneti bulma mevzu. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifin Arapçasını kim okuyacak? Şurada yazılı. Sen okursun Muhsin Hocam, niye okumuyorsun? Ayıp olur. Ne ayıp olacak? Oku bakayım hadi. El cenneti tahta aktar ümmehat. Ha bak. El cenneti tahte, taht altında taht. Ümmehat anneler. El cenneti tahta ümme. El cenneti tahta. Akdam. Ayakların altında. Akdam, kadem, kadem. Kademin çoğulu akdam. Şimdi bir de nerede yazılı diye sorarsın. Hangi cami? Sakın sormayın. Aklıma gidip soracağım. Üsküdar'da hangi camide yazılı bu hadis-i şerif? Ha, yerini söyledik. Joker kullanmaya gerek yok. Söyledim ben. Üsküdar'da hangi camide? Kuş konmaz olur. Yok. Şöyle düşünebilirsin karineyle. Üsküdar'da hemen hemen bütün camileri hanımlar yaptırdı. Evet. Hanım Sultan camilerinden birinde. Bu hanımlar da gezmiyor, erkekler değil. Şimdiki Gülnuş Emetullah. Gülnuş Emetullah Valide Sultan caminin girişinde sağda asılı. Hutbe'nin sağında. Padişah 3. Ahmet yazdı onu annesi için. Annesi kim? Gülnuş Emetullah. Gülnuş Emetullah yaptırdı o camiyi. 4. Mehmet'in hanımı. Üsküdar'a gitmeden daha burada bir sürü çıkılarım var. Ruhaniyetli. Eyüp Sultan bundan dolayı başı kalabalık. Şurada bir mıknatıs olsa, kuvvetli bir mıknatıs, etrafında da çiviler olsa, o mıknatıs o çivileri hep çeker değil mi kendine? Mıknatısın çekme kuvveti var. Buna fizikte cazibe kanunu diyoruz, çekim kuvveti. Büyük insanlar mıknatıs gibidir. Kendini çeker onlar.
bugün buraya bu sohbete gelirse aynı onlar gibi bir hadise. Tabii. Elhamdülillah. Bak benim gibi kırık dökük cümleler zor konuşan bir adamı dinlemeye geldiniz. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Anlatırken ben de dinliyorum kendim, biliyor musunuz? Çünkü ben işimi seviyorum. Benim aklım bazı şeylere ermiyor. İyi ki ermiyor. Her şeyi bilseydim kibirleşirdim ya. Kibirli olurdum Allah korusun. O etraflarını ne güzel temizlediler. Kibirli olmak kötü bir şey ya. Ürperiyorum ben o hadisi okuyunca. Zerre kadar kibri olan cennete giremeyecek diyor. Hadi bakalım. Amin. Ayıkla bilincin taşını. Neden? Çünkü kibir büyüklenmek. Allah'ın sıfatı. Kibirli insan Allah'ın sıfatından pay istiyor kendine, haşa. İşte onun için bilhassa ecdat bunun zirve noktasında, padişahların noktasına protokolü koymuşlar. Tabii. Cuma selamından sonra bir mangal yapıyorlar. Evet. Padişah askerin karşısına geçecek. Tabii. Yani ondan değil. Ondan sonra yüzüne karşı mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah var. Ne kadar muazzam bir arz. Aa, Cihan hükümdarına söylüyorsun bunu. Evet. Onun da hoşuna gidiyor. Tabii. Bana hatırlatıyor diyor. Eyvallah. Şimdi birisine söyle bakalım. Döver adamı. Ya. Hu. Söyle canım. Biraz önce mevzu bahis bu. La idrenin kaynağı da aslında bu kibirlenmemek amacı. Yani birisinin fenomenli olup yani. Aa, güzel bak. Tabii demin. Belki de tevazuundan söylemiyor. Eskiden mesela hatla meşgul olanlar bilir, hat, yazı sanatıyla. Öyle Kur'an-ı Kerim yazan hattatlar vardır ki 100 Kur'an yazmış adam. 100. İşte o ayet melekleşiyor. 105. Ya. Kur'an'ı yazdı Kayısade Osman Efendi. Bazı hattatlar imzasını atmıyor. Ben kim oluyorum ki Allah'ın kelamı olan Mus'haf-ı Şerif'e ismimi yazayım diyor. Bilinmiyor hattatı şimdi. Ya. Yazanlar da var, ayrı konu. Yazanlar da günaha girmiyor. Ama yazmayanlar tevazuundan dolayı. 60-70 sene yaşayan bir hattat, 105 Kur'an yazmak ne demek Allah aşkına? Gidin bakın Merkez Efendi'de Kayısade Osman Efendi'nin, hattat Kayısade Osman Efendi'nin kabrini ziyaret edin. Mezar taşında 105. Kur'an'ı yazarken füceten vefat etti. Yazarken öldü. Cennete gitti. Yazı sanatıyla meşgul olanların rızkı artar diye bir hadis var. Eyvallah. Rızkı artar. Elhamdülillah. Evet. Bilemediğimiz çok şey var. Eyvallah. Sır içinde sır diyor. Eyvallah. Evet. Sır içinde sır, kaderin üstünde kader var. Ha, eyvallah. Biz bilemeyiz. Şu meşhur Abbasi Sinan halifesi Harun Reşit bir gün demiş ki müsahibine, kimdi müsahibi ya? Sohbet arkadaş. Bankası, bugünkü... Kanka, ben de bankası anladım yahu. Behlül-ü Dana. Behlül demiş, Allah her şeyi yarattı, bu sinekleri niye yarattı demiş. Üstüne durmadan sinek konuyormuş, onda canı sıkılmış halifenin. Dünyaya hükmediyor. Behlül Dana demiş ki, sizin gibi padişahların bile ne kadar aciz olduğunu göstermek için. Bak engel olamıyorsun bir sineğe demiş. Ne güzel. Hikmet. Ya. Ayette sabit. İnsan ola aciz. Edirne Kapı şehitliğinde bir Allah dostu var. Bilmem hiç ziyaret ettiniz mi? Türbesi ziyarete açık. Köpekçi Hasan Baba. Ya. Bütün köpeklere hükmediyordu sen. Ya. Tasarruf. Sıraya gir deyince hep sıraya göre alınmış. Tasarruf asker gibi. Tabii. Köpekçi Hasan Baba. Neler var? Düğümlü baba var Sultanahmet'te. Sultanahmet Camii'nin önünde türbesi var. Düğümlü baba. Elbiselerinde 360 tane düğüm varmış. Bizim pantolonda bir düğüm olsa giymeyiz değil mi onu? Eski deriz. Neler çektim neler canan elinden. Bu zaten çekmek lazım. Olmadı, olmadı. Çile olmazsa olmaz. Olmazsa çile karışır işe hile. Bu da böyle bile. Ne diyordu üstadımız Necip Fazıl? Yüz çizgilerinde çileden eser olmayan bal mumundan kibir heykeli. Teşhise bak ya. Gençler böyle mekanlara gidip bu sohbetleri dinlesinler. Buna kulak terbiyesi denilir. Kulakların süsü hanımlar küpe değildir.
küpeden daha değerli bir kulak süsü vardır. Sohbet. İyi bir sohbet kulak küpesidir. Gönelli hocam, bir musiki insanın ulvi insani duygularına hitap eden bir musiki, o da kulak küpesidir. Ezan da kulak küpesidir. Sabah namazında şu ağaçlarda öten kuşlar da, o kuşların, o orkestranın sesleri de kulak küpesidir. Biz paslandığı için kulağımız o zevki alamıyoruz. Temizleyelim efendim paslandıysa. Süpürelim. Cilalayalım. Kulaklarımız açık olsun. Bir zamanlar çok az hastaneye gitmişimdir ama onun ben sıkıntılarını yaşadım. Onun için daha söylemiyorum. Neyse kulağımdan gitmiştim. Biraz çekindim tabii yani. Allah Allah ne var? Oturdum doktorun sandalyesine. Kulağıma şöyle bir şey soktu, ince bir şey. Tamam hocam kalk dedi. Ne oldu mu dedim. Toz parçası kaçmış. Ben de bir şey zannediyorum. Engelliyor şimdi sesi. Manevi toz parçaları da vardır ha. Eyvallah. Mesela günahlar o toz parçasıdır. Engeller. İnsan kulağıyla ibadet eder. Bir misal ver hocam. Ezan okunurken konuşmazsan kulağınla ibadet etmiş olursun. Ezan okunurken konuşursan kulağınla günah işlemiş olursun. Bugün bu günah herkes tarafından işleniyor. Çünkü kimse ezanı dinlemiyor. Hatırlatırım. O ezanlar 5 dakika ki, dinle ya ne olacak? O ezanlar ki dinle çenelim ya. Evet, ya yani. Akif hoşuna mı söyledin? Dua. Evet. Dua. O ezanda tecelli eden haseler neler var? İşte tabii yaşamak lazım. Biz biliyoruz da yaşamıyoruz. Onu söyleyen Akif, torunundan dinledim ben. Selma Hanım torunu hayatta. Üsküdar'daki Balaban'da bir sohbet yapıyordu. Ben de yanındaydım. Dedem dedi, Akif gösteriyor. Ne zaman ezan sesi duysa kalkıyor, ezan okunana kadar şöyle duruyor derdi. Saygı. Bizde de camiye gelen adam ayaklarını kıbleye doğru uzatıyor. Elle de cep telefonunu atıyor. Hanoğlu'nun kahvesinde oturuyor sanki. Edep yahu. İslam edeptir. Edep. Ama hocam Allah ona da öyle bir şey verdi ki bir istiklal marşıyla şimdi herkes onu ayakta dinliyor. Ha bak. Herkes ayakta dinliyor. Marşıyla gömülen adam. Elhamdülillah. 27 Aralık 1936'da Edirne Kapı Şehitliği'ndeki kabrine indirilince önce Kur'an okundu. Sonra gençler, üniversite talebeleri İstiklal Marşı okudular. Kendi marşıyla gömülen adam. Şair. Eyvallah. İstiklal ve istikbal. Ne güzel değil mi ya? Ne güzel. Onun için Mehmet Akif'i iyi öğrenmek için 3-4 kitabı mutlaka 3-4 defa okuyacağız. 1. Eşref Edip. 2. Mithat Cemal Kuntay. 3. Süleyman Nazif. 4. Ertuğrul Düzdağ. Evet. Son olarak da o. Toparlı evet. Diyeceğim. Günümüzde o. Allah razı olsun. Korkuyorum söylemeye riya olur diye. Kütüphanemde Akif hakkında yazılmış 133 kitap var. Hepsini okudun mu hocam? Vallahi okudum. Elhamdülillah. Mithat Cemal'i 10 defa okudum. Okuyun da görün bu kitap nasıl okutturuyor kendini. Evet, eyvallah. Ama tabii o güzel cümleleri anlayıp zevk alabilmek için şu lisana vakıf olmak gerekiyor Osmanlı Türkçesine. Yoksa zevk alamayız. O zaman cevizi kabuğuyla yemiş oluruz. O zevk verir mi? Kabuğunu soyacağız kardeşim. Bu lisanı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kuş diliyle Türkçe olmaz. Aynen. Öyle bir şey Türkçe. Selis Türkçe. Selis. Akıcı. Fesahat, belagat, selaset. Üçü de güzellik demek. Merhaba. Selaset, fesahat, fasih. Fasih konuşuyor. Ağzından bal akıyordu. Eyvallah. Böyle.
azabı elim çekiyorum ben birisini dinlerken. Özne yok, yüklem yok, nesne yok, belirtili, belirtisiz. İmamesi kokmuş, tesbih taneleri gibi kelimeler dağılmış. Kelimeyi de unuttuk, çükçük olduk. Sözcük. Sözcük. Kelamın ruhaniyetine gelen. Tabii ya. Tabii o kelamın ruhaniyeti. Evet. Yani. Bunlar bilmeden düzgün konuşulmaz, düzgün yazılmaz. İmam Hatip Lisesi'nde Mehmet Ali Candar diye bir edebiyat hocamız vardı. Şöyle bir şey anlatmıştı kompozisyon dersinde. Kompozisyon. Bu Fransızca bir kelime. Osmanlıcası ne? Böyle bir ders var. Tahrir. Bravo. Tahrir. Muharrir oradan geliyor. Ya. Tahrir dersi. Kompozisyon dersinde öğrencinin birisi hiç imla bilmiyormuş. Nokta nereye konulur? Virgül nereye konulur? Soru işareti nereye konulur? Kompozisyonun da esası bu. Bunları bilmesen o kompozisyondan zayıf alırsın. Ama bir kompozisyon yazılısında bu imla kurallarını hiç bilmeyen öğrenci 10 almış hocadan. 10 üzerinden mi? Nasıl almış? 10 üzerinden mi? Hayır, tabii 10 en yüksek not. Şundan dolayı almış. Artık verilen söz, atasözü neyse bildiği kadarıyla açıklamış ama imla bilmiyor. Kağıdın şöyle alt kısmına, alt kısmında az bir boşluk bırakmış, şöyle bir çizgi çekmiş, altına da sıralamış. Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, noktalı virgül. Onun da altına yazmış, marş marş herkes yerine. Hoca buna 10 vermiş. Ben de olsam onu verirdim. Pratik bir zevk. O da bir buluş ya tabii. Bugün de imla bilinmiyor ki. D'ler dağlar bitişik. Ayrı olması gereken yerde bitişik. Bitişik olması gerekeni ayrı yazıyorlar. Fakattan, lakinden, amadan sonra virgül konur mu konmaz mı? Hadi bakalım. Konur mu? Konmaz. Zaten virgül yerine getirdim. Vadi yüksek güzel bir ders ya. Biraz matematiğe benzer ama. Gramer diyoruz bak buna. Arapçada bunlar sarf nahiv. İlmi alet deniliyor buna. İlmin aleti, anahtarı. Değil mi? Sarf, nahiv, emsile, bina. Bizim oğlan bina okur, döner döner yine okur. Yani bir türlü ilerleyemiyor. Geçemedi daha grameri. Onun için denmiştir o. Maksud diye bir ilim var. O da gramer. Her işte kural vardır. Öğretmenlerimizde bu kaba bence yani. Öğretmiyorlar. Niye öğretmiyorlar hocam? Bilmedikleri için. Bilmedikleri. Hayır, olmaz serbest. Çok yanlış işler yapılıyor. Kılık kıyafet birliği kaldırdı okullardan. Adam çulçul alıp elbiseleriyle okula derse giriyor. Olur mu? Yanlış bu icraat. Kim yaparsa yapsın. Eskiden tabii. Öğretmen dediğin adam üstüne, başına, giyinişine, konuşmasına, gidişine, gelişine dikkat eden bir kimse olacak ki öğrencinin karşısında rol model olsun. Evet. Sırı kamalı gibi karışık elbise ne dersin? Allah Allah. Dün başıma bir iş geldi. Başıma değil ya. Tuhaflaştım. Cuma namazını ya bağlar başında İlahiyat Camii'nde kıldım. Caminin altında kitap kahve var. Arada bir giderim oraya benim. Güzel bir mekan. İlahiyat hocaları orada geliyorlar. Orada bir oturuyoruz, bir çay içiyoruz falan filan. İsimlerini vermeyeyim. Güzel eski emekli hocalar da var. Sonra çay içerken biri geldi, soluma oturdu. Efendim, o beni tanıdı ama ben onu tanıyamadım. Şuraya kadar sakal bırakmış. Leonardo da Vinci gibi. Başında bir acayip pis şapka. Allah Allah, niye tanıyamadım? Şimdi biraz daha baktım, tanıdım. Eskiden beri konuştuğumuz, tanıdığımız bir hoca. Muhsin Hoca, sen de tanıyorsun onu. İsmini toplantıdan sonra söyleyeceğim sana. Şaşırdım kaldım. Bu ne bir kıyafet benim ya? Rıza Tevfi'ye yakışıyordu ona, hiç mi? Ona yakışıyor. Hasbe'ye yakışıyor. Eyvallah.
Böyle öğretmen olmaz arkadaş. Erkek kadın fark etmez. Rol model. Hanım öğretmenler de gelirdi bize. Gençler onları seviyoruz ama niye kadın olmasın? Gençler her şeyi sever. Şurada köpekler boğulsa gençler başına toplanır. Suyu misal olmaz hocam, mecelle kuralı. Eyvallah. Kötü örnek olmaz. Ördek bile olmaz. Bizim anlayışımız değişti hocam. Değişti. Maalesef. Her değişen şey iyi midir, kötü müdür? Musunuz sen ne konuşuyorsun ya? Sen de kafayı bozdun galiba. Bugün işte zaten kendimden bile şüpheleneceğim. Ama yanlış devam etmez. Bir yerde duvara toslar. Eyvallah. Evet, öğretmen olalı öğretmem diyoruz. Öğretmen olalı öğretmem diyoruz. Muallim öyle demiyordu. Muallim kelimesinin asaletini devam ettiren üç isim söyleyin bana desem. Aman yarabbim. Hadi bakalım. Muallim Naci. Muallim Naci. Bir. Ne oldu? Takıldınız kaldınız. Muallim Cevdet. İki. Muallim Mahir Üz. Üç. Muallim Kilisli Rıfat Bilge. Dört. 50'ye kadar sayayım isterseniz. Nurettin Topçu. Kralı muallimlerin. Üstadı. Peygamber mesleği. Ya bizim de vardı İmam Hatip'te bir tane. Rana Akay vardı, Rana Hanım. Güzel öğretmendi yani. Ali öğretmenin de evet. Kibar, hanımefendi. Evet. Uygulamalı coğrafya anlatırdı bize. Dünya güneşin etrafında nasıl dönüyor? Tahtaya bir çocuk kaldırdı. Bu dünya, ben de güneşim etrafında dönüyor. Uygulamalı. Muzur öğrenciler de güneşe bak, güneşe dediler. Ama benim hoşuma giderdi. Uygulamalı anlatıyor. İlmi uygulamayacaksan neye öğreniyorsun ilmi? Hamal. Kafada bilgiler hamal. Yani şurada yemek var, karnın aç yemiyorsun. Ne faydası var o yemeğin sana yemedikten sonra? İlim de böyledir. Bu felsefe tarihine girmiş bir terimdir. Muallimi evvel, muallimi sani. Aristo, Sokrat, Eflatun değil mi? İbn Sina, Farabi, El-Kindi. Muallimi evvel, birinci muallim. Muallimi saniye, ikinci muallim. Ne güzel kelimeler. Elhamdülillah. Türkülere bile geçmiştir muallim. Hatırlayın eskiler bir muallim diye türkü vardı. Muallim. Evet. Muallim olmasa kız vermiyorlardı eskiler. Eyvallah. Hay Allah. Evet. Onun için muallim bir hanımla evlendik. Maşallah. Muallime. Muallime. Ya. Bunlar mukaddimeydi şimdiye kadar anlattıklarımda. İstanbul'daki camilerin ruhani özelliklerini ve güzelliklerini anlatacaktım. Ancak şu mübarek mabetle alakalı bir iki cümle söyleyebildim. Haftaya da İnşallah. Son programımızı yapıyoruz. Evet. İnşallah. Yarın şeyde Balaban'da var mı? Var. İnşallah. Balaban'a sezonun son programı. Evet. Mayıs'ın sonu. Bekleriz. Balabağda ballanmayın. Ama derseniz hocam biz geliriz, sen sohbetlere devam et derseniz, benim başka işim yok mu, sizinle mi uğraşayım? Bakalım ya nasip. Zaman çabuk geçiyor. Şurada 4 ay yazımız var. Mayıs bitti bak. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül de sayalım. 4 ay. 4 günde geçer. Eyvallah. Zaten dünya üç gün. Zaten dünya üç günü. Fazlatan söyledi. Küllü etin garibin. Arapça bir söz. Her gelen yakındır. Bir şey geliyor mu bu tarafa doğru? Gelende yakınlık vardır. Gidende uzaklık. Gidiyor değil mi? O uzaklaşıyor. Gelen yakın. Ebedi hayatımız yakın. Çünkü geliyor. Gelenlerden olalım. Gidenlerden değil. Nasıl olsa gideceğiz. Gelenlerden olmak ne demektir? İnsanın kendine gelmesi. İkaz etmiyor muyuz? Kendine gel arkadaş. Nefsini bil, kendini bil. Hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Adem'sin sen. Şimdi ne diyorlar? Kentsel dönüşüm.
Hiç sevmediğim iki kelime. Gel de işte herkes konuşuyor. Kent mi olacak? Sel uydurukça. Dönüşüm ne? Böyle. E ne diyeceğiz hocam? İmar mı diyelim? Şehir imarı. Evet. Hocam İman. Bir de kent belleği müzeleri açıyorlar. Ben de onu yüz oluyorum. Evet. Kent belleği. Kent belleği. Bizler bellek işte hafızaya bellek diyorlar ya sen. Evet, kent. Flash bellek. Türkçeye bak be. Kendine iyi bak diyor bana şimdi. Güzel bir cümle değil mi? Evet. Ben biraz değiştiriyorum. Kendine iyi bak. Men arefe değil mi? Evet. Nefsini bilen Allah'ı bilir. Eyvallah. O manada. Onu işte az önce söyledim. En güzel şey Galip söylüyor. Hoşça bak. Her şeye zatına da. Hoşça bak zatına. Kim? Oradaki kim? Ki demektir. Kiye ki. Hoşça bak zatına. Kim? Zübde-i alemsin sen. Alemin özüsün. Bütün bu alem küçülse insan olacak. Bu insan büyüse alem olacak. Zübde-i alemsin sen. Ya ne kadar güzel. Vakit olsa da Şeyh Galip'in hüsnü aşkını şerh etsek. İnşallah. Vakit olsa da Fuzuli'nin divanını şerh etsek. İnşallah. Vakit olsa da Mesnevi dersleri yapabilsek. Ah ne kadar çok işimiz var. Ne kadar çok işimiz var deyince Neyzen deyip geldi aklıma. Biraz galiz ama söyleyeceğim. Neyzen acayip bir adam. Bu acayip kelimesi içinde olumlu da var, olumsuz da var. Yoksa Mehmet Akif onunla arkadaşlık yapar mıydı? Kan ter içinde kalmış Ağustos sıcağı. Kafa kıyak. Yokuştan çıkıyor. Terlemiş. Ulan P'ler diye bağırmış. P-Z-Z-Z. Ulan pezemekler diye bağırmış. Herkes dönüp bakınca ne de çokmuşumuz demiş. Hakikaten o kelime çok enteresan. Azerbaycan'da yok. Birkaç manaya geliyor tabii. Yol gösteriyor. Rehber, rehber manasına da geliyor. Rehber manasına da geliyor. Rehber. Yani kılavuz. Azeriler öyle diyorlar. Ya ben kulaklarımla duydum. Süleyman Demirel başbakan iken Bakü'ye gitti Azerbaycan'a. Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın babasıydı o zaman Haydar Aliyev. Evet. Efendim köhne arkadaşım Süleyman Demirel dedi. Şimdi köhne. Eski arkadaşım. Bizde yalnız olumsuz kullanılır değil mi köhne? Evet. Orada bizim kadim dediğimiz eski daha bitmedi. Köhne arkadaşım Süleyman Demirel Türk dünyasının baş bezemengi dedi. Yani Türk dünyasının rehberi. Tabii. Şimdi şive farkı var. Azeri şivesi vardı. İşte Muharrem Ergin profesör o Azeriydi. Dil bilgisi kitabı var. Azeri şivesi diye. Efendim işte Bakü, Kırgız Türklerin şivesini. Azeriler anlıyoruz, Kırgızlar anlamıyoruz mesela. Ben anlamıyorum. Özbekistan'a gittim ben anlayamadım konuşmalarını. Ama sesten anlaşılıyor Türkçe olduğu. Siz Türkiye Türkçesini bilin tamam yeter. Türkiye Türkçesinin özü de İstanbul Türkçesidir. İstanbul Türkçesi demek sadece İstanbul'da konuşulan Türkçe demek değildir. Ağrı'daki vatandaş da güzel konuşursa o da İstanbul Türkçesini konuşmuş oluyor. İstanbul efendisi sadece İstanbul'da yaşayan kibar insanlar demek değildir. Yozgat'taki de kibar bir adamsa ona da İstanbul efendisi diyebiliriz. Yani bu umumi, genel anlamda bir kelimedir. Hocam, İstanbul Türkçesi. Hocam, şimdi sormak istiyorum. Şimdi İstanbul Türkçesi diyoruz, işte Yozgat'taki de konuşsun, Ağrı'daki de konuşsun diyoruz. Tamam da, bir yandan da acaba insanları tek tipleştirmiş olmuyor muyuz diye de düşünüyorum. Yok, yok, yok. Yani o bizim şivelerimizi kaybetmemiz de iyi bir şey mi? Tek tipliliğe merkezden okunan ezana ben de karşıyım. Ama Türkçe başka bir şey. Çünkü Türkçe'de aynı üslupta, aynı güzellikte konuşmak demek vahdeti sağlamak. Yoksa tek tip iyi bir şey değil tabii. Şimdi şuradaki insanların hepsi en güzel kumaştan aynı elbiseyi giyseydik. Ben rahatsız olurdum onu söyleyeyim. Ama peşbirde de olmayalım.
Evet. Sabitleme yazı dilinde olması gerekiyor. Zaten yazı dilinde tabii tabii. Yoksa konuşmanın bir sabitleme yok. Tabii sen köyüne gidince oradaki üslupla konuşuyor. Ben de öyle konuşuyorum. Dil bir reşat. Dil bir. Köyde öyle nereye gidiyorsun gı? Nasıl mı anlatayım? Tabii. Vay fadik. O gıyı nasıl gramer? Ha, gı. Ha, bizde her dildir. Hadi her sen de git. Sen dünkü toplantıya geldiydin Elham. Bizde denir. Ne demek Elham? Allah-u Alemin bozulmuşum. Ben onu da severim mahalle şiveyi. Ama yazı dilinde. Anlamını düşünmek ne kadar çirkin. Tabii. Elham. Evet. Günlük hayata sokmuş. Evet. Onun için hocalarımıza, muallimlerimize, kültür adamlarına çok iş düşüyor. Onlar görevlerini güzel yaparlarsa ruhen ferahlanlar. Vicdanen müsterih olurlar. İnşallah. Ya hocam Yeni Şafak'taki yazılarını okuyorum. Güzel yazıyorsunuz ama biraz ağır dedi bana benim yaşımdaki bir adam. Allah Allah. Ben Tanzimat'ta mı dünyaya geldim? Ben de Cumhuriyet çocuğuyum. Neresi ağır? Biraz ağır dedim şimdiden. Benim kelimelerim ağır değil. Neyse. Senin bildiğin az. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Sürçü lisan ettikse affola. Beni dinlediğiniz, dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize müteşekkirim. Bak ne güzel değil mi? Müteşekkirim. Asla mütekebbirim demem. İnşallah. Müteşekkir, mütekebbir, mütenefir, nefret eden, müteşebbis, girişimci diyoruz. Nereye giriyor acaba? Değil mi? Sanayide girişimci. Müteşebbis, teşebbüs, yatırımcı. Nereye yatırıyor? Müteşebbis, ruh diyor. Evet. Bilgiden çok diyor. Teşebbüs. Teşebbüs bizden, tevfik Allah'tan. Amin. Değil mi? Evet, konuşmamız esnasında isimleri geçen mübarek zatların, bahusus Eyüp Sultan Hazretleri'nin, diğer büyüklerimizin ve hepimizin de ahirete göçmüş büyükleri için El Fatiha.